19-25 Eylül haftasında sizlerle birlikteyiz. Hafta gerçekten zor etkilerle başlayacak. Merkür-Jüpiter karşıtlığı özellikle bizim kibirli, dar görüşlü insanlarla karşılaşmamız anlamına geliyor. Bunun yanında vaatlerin yerine getirilmediği bir döngünün içine giriyoruz. Hukuksal meseleleriniz varsa, imzalar ve anlaşmalar konusunda bir takım gelişmeler bekliyorsanız burada biraz daha geri adım atmanızda fayda var. Çünkü istediğiniz şey size verilmeyebilir. Yine aynı gün Güneş ve Plüton arasında uyumlu bir açı gerçekleşecek. Toplulukları ilgilendiren meselelerde büyük kararlar alınabileceği anlamına geliyor. Hiç zorlanmadan bazı konuları yerine getirebilme, kendiliğinden oluşabilme enerjisidir Güneş ve Plüton arasındaki bu uyumlu açı. Sessiz ve sakince dinleyin ve bekleyin. Eğer istediğiniz, olmasını dilediğiniz bir takım konular varsa Güneş-Plüton arasındaki bu akış size bunu kesinlikle verecektir. Haftanın en önemli açılarından biri ise Uranüs-Venüs arasında gerçekleşecek uyumlu açıda. Bunun altında ne var? Evet, sürprizli aşklar bizi bekliyor. Marjinal kişilikler bir anda karşımıza çıkabilir, bizim aklımızı başımızdan alabilir ve bir anda gidebilirler. O yüzden şu an aşk ve ilişki konularına biraz daha temkinli yaklaşmanızda fayda var. Çünkü bunun arkasından büyük bir hayal kırıklığını yaşayabilirsiniz. Uranüs dengesi belli olmayan, ne yapacağı belli olmayan bir gezegen. Bunun etkisiyle gelebilecek bir aşk ilişkisi ise size gerçekten de hiç ummadığınız şeyleri bir anda yaşatabilir. En derini yaşayıp en yükseğe çıkabilirsiniz. Ara uçlarda gezmek istiyorsanız işte tam zamanı aşk ve ilişki için istediğiniz bir döngüyü yaşayabilirsiniz. Evet. Ben tavsiye etmiyorum, yine de siz kendiniz bilirsiniz. Böyle bir ilişki bütün dengelerinizi bozabilir. O yüzden temkinli ve dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal iniş çıkışların fazlasıyla yaşanacağı bir hafta olacak. O yüzden önemli işleriniz, önemli anlaşmalarınız varsa bir sonraki haftaya kaydırmanızda fayda var. Çünkü gerçekten etkiler son derece stresli ve dengesiz yönde akacak ve gelişecektir. 20 Eylül'de dönüp baktığımız zaman maddi konularda özellikle bir yatırımınız varsa, bankalarla, borçlarla ilgili meseleleriniz varsa burada biraz daha yine temkinli olmalısınız. Çünkü Satürn ile Venüs arasında 150'lik açı gerçekleşecek ki bu 150'lik açıda hiç tahmin etmeyeceğiniz konular ve sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yatırım yaparsınız, size çok olumlu gelir ama arkasından müthiş derecede bir kayıpla karşı karşıya kalabilirsiniz ve bunun arkasından halledemeyeceğiniz meselelerle karşılaşabilirsiniz. Zararınız gittikçe büyüyebilir. O yüzden yatırım konusunda çok çok dikkatli olmanız gereken de bir hafta. Güneş Terazi burcuna geçiyor. İyi ki doğdun Terazi, iyi ki doğdun Umut'cum. Sizin sayenizde ilişkilerin nasıl olduğunu öğreniyor ve deneyimliyoruz. Haritanın 7. evini yöneten Terazi özellikle bizleri ben-sen arasındaki köprüyü düzgün bir şekilde oluşturmamızı sağlıyor. Uyum, estetik, planlama, programlama tamamıyla sizin işiniz. Sizinle özellikle bu bir ay boyunca da Güneş'in terazi etkisiyle birlikte ilişkilerini çok daha odağımıza aldığımızı göreceğiz. Uzlaşma ve anlaşma konusunda da bir takım konular bu ay oldukça gündeminize yerleşecektir. Hangi evden bu etkiyi alacaksanız bu konuda bir anlaşma isteyebilir, bir şeyleri yatıştırma isteyebilir ve kendinizi çok farklı noktalara kaydırmak isteyebilirsiniz. Merkür Başak Burcu'na retrosu sebebiyle tekrar geri dönüyor. Bu dönüşle birlikte aklımızda olan, bizi sorguya çeken ya da kendimizi sorguya çeken bir takım meselelerle tekrar baş başa kalabiliriz. Özellikle iş ve anlaşma konusunda daha önce yaptığınız planlarınızın şu dönemde tekrar önünüze geri geldiğini ve bunların bir sonuca evrildiğini de göreceksiniz. Venüs Neptün karşıtlığı alıyor haftanın sonuna doğru. Bu da ilişkiler konusunda hayal kırıklıklarını getirebilir. Uranüs de gelmişti ya Venüs. Güzel bir aşk geldi, böyle uçtunuz, ayaklarınız yerden kesildi. Heh. Üzerine de Neptün karşıtlık aldı, bir de üzerine hayal kırıklığı. Bu hafta gerçekten işlerin, çıkışların çok fazla yaşanacağı bir hafta. Lütfen ilişkilerinize son derece dikkat edin. Borç alıp verme konusuna da mümkünse yaklaşmayın. Çünkü yine karşılığında bir büyük hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. İnişler, çıkışlar olacaktır ama hayat yine de güzel.